demiştik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de jetlerimiz PKK kamplarını vurduğu sırada sosyal medyadan hükümeti tam anlamıyla topa tuttu. Türkiye'nin IŞİD ve PKK terörü arasında hapsedildiğini söyleyip çok ağır ithamlarda bulundu. Türk milleti sessiz hışkırıklarla şehitlerini ağlıyor. Türk devleti iki cinayet örgütü olan IŞİD ve PKK arasına sıkıştırılıyor. Yazık ki yazık. Gece yarısı Türk savaş uçakları terör örgütlerinin sınır ötesindeki yuvalarına bombardıman için havalandığı dakikalarda MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya üzerinden hükümeti yaylım ateşine tuttu. Açıla açıla, çöze çöze Türkiye'nin tüm emniyet ve güvenlik kapılarını indirdiler. Bayrağı sarılı tabutlar gelmeyecekti. Beyanatları böyleydi ama Türkiye tabuta girdi, haberleri yok. Abim bana geri vermiyor. Yeter artık, yeter. Çözüm sürecine peş peşe gelen şehit haberlerine veryansın etti Bahçeli. Gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamasını Türkiye tabuta girdi derken Suruç hatırlatmasıyla tek tek şehitlerin isimlerini sayarak sordu. Suruç'ta ölen 32 kişiye yas tutanlar Okan Acar, Feyyaz Yumuşak, Tansu Aydın, Müsellim Ünal, Mehmet Yalçın Nane için acaba ne hissetmişlerdir? Türkiye'nin IŞİD ve PKK terörü arasına hapsedildiğini iddia eden Bahçeli sorularıyla salvolarına devam etti. Ceylanpınar'da kar maskeleriyle girdikleri evde iki polisimizi uyurken ensesinden vuran kahpelere bu cüreti kimler vermiştir? Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden gece yarısı bombardımanı böyle geldi.